şimdi işte o sorumluluğu da bu yıl işte okula başlayarak evet, inşallah evet, daha çok içim görecek. Evet, yılın düğünü diyebileceğimiz bir düğüne gidiyoruz. Eda Ece ve sevgilisi, basketbolcu sevgilisi Buğra'nın Tuncer dün nihayet dünya evine girdiler. Görkemli bir düğündü ama içinden çıkaracağımız çok, çok magazin oldu. Var. Buyurun. Yasak Elma'nın yıldızı, oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le dünya evine girdi. Gösterişli düğüne ünlüler akın etti. Dizi, sinema sektörü, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini buluşturan düğüne kimler katıldı? Şıklık yarışının yaşandığı gecede ünlü güzeller neler giydi? Kimler şık, kimler rüküştü? Düğüne sevgilisi Hakan Sabancı ile katılan Hande Erçel'e kayınvalide sürprizi. Davetler arasında Arzu Sabancı da yer alırken ünlü çiftin aile pozu olay oldu. Cemiyetin önde gelen ailesinin ünlü gelini düğüne yalnız katıldı. Çok değil mi? Şeyler söyleyeceksiniz ama. Ne olur ya. Bakıyoruz buraya. Buradayız lütfen, buradayız. Pardon. Düğünü onlarca basın mensubu takip ederken sandık şakasının ardından gecede yer almayan basın kuruluşları düğüne ambargo uyguladı. Deprem mağdurlarına alet ettiği sandık şakasıyla tepkileri üzerine çekti. Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandık. Sandıktan onu anlattıklarıyız. Skandal sözleri sebebiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, dün gece yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le İstanbul'daki lüks bir oteldeki görkemli törenle dünya evine girdi. Davetlerin alkışları eşliğinde düğün alanına giriş yapan ünlü çift nikah için yılın en uzun günü 21 Haziran'ı seçti. Sade bir gelinlik giyen Eda Ece şıklığıyla göz kamaştırdı. Bir kez de çok değerli konuklarımızın, benim ve de birbirinden değerli şahitlerimizin huzurunda sizlerden tekrarlamanızı istiyorum. Davetlerin huzurunda düzenlenen nikah töreninde ünlü çift bir ömür için birbirlerine evet derken ünlü oyuncunun gerçek soyadı ilk kez duyuldu. Eda'nın Ece olarak bilinen soy isminin Uzun Alioğlu olduğu ortaya çıktı. Sevgili Eda Uzun Alioğlu, kendisi yine arzum var, hiçbir baskı altında kalmadan, hür ve özgür irademle iyi ve kötü günlerimizde bir ömür boyu sevgili Buğrahan Tuncer Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı düğüne geçmeden önce gelin tören öncesi neler yaşandı onlara bir bakalım. Kapıda beliren ilk ünlümüz uzun zamandır ortalarda görülmeyen Ayşegül Aldinç oluyor. Ece ile Pis Yedili dizisinde oynayan Aldinç her dönem koruduğu şıklığıyla nikah şahidi olarak törendeki yerini alıyor. Şahitlerden biri de ben oldum. Uzun zamandır dışarı çıkmıyordum. Bu benim için de değişik bir gece olacak. Çok da mutluyum. Aldinç'in ardından kameralar oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'a çevriliyor. Berk Oktay smokini üzerine çekip düğüne gelirken Yıldız Hanım saçı, makyajı ve derin göğüs dekolteli kıyafetiyle özene bezene törendeki yerini alıyor. Ne kadar şimdi hazırlandınız? Biraz uzun sürdü. Evet. Benim 5 dakika. Evet, 15 dakika. Sonra hep öylesin. Hanım ben tabii birazcık daha uzun sürüyorum. Bu durumdan şikayetçi misiniz? Yok sen. Çok bekletmedin mi? Bekledin mi? Bekledim. Öyle mi söylüyorsunuz ki? Oktay ve Atiksoy'un ardından kameralar bir diğer ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç'a çevriliyor. Barış Arduç siyah takım elbise tercih ederken Gupse Özay haki rengi uzun elbisesini altın kolyesi bilekliği ve çantasıyla tamamlıyor. Bana rengin sarısı. Bakarsak hemen fotoğraf alacağım. Teşekkürler.
Tören öncesi muhabirlerin sorularını cevaplayan ünlü çift kısa bir süre önce tattıkları annelik ve babalıkla ilgili samimi açıklamalarıyla kalpleri üzerine çekti. Evet biz bebek abi kamerayı patlatmayalım telefondan. O arkadaş beni epey yordu ama artık büyüdüğü için artık çıkmaya başladım dışarı. Biraz yavaş yavaş. Ne kadarlık oldu? Şimdi 9 ay. Bu konuda kavgalar var. Evet çok değişiyor. Kimi görüyor aynı babası diyor işte aynı gün başka biri görüyor bence annesi kızma ama falan. Ya şey karıma aşığım, karıma benzemesi de değişim bir şey. Ama yani sağlığı yerinde olsun, lafları güzel olsun. Başka bunlar çok önemli detaylar değil. Ama şöyle, bakışlar, gözler baba. Ben teşekkür ederim. Ama böyle bir bazen bakınca da aynı ben ya gibi olur ama galiba baba ya arkadaşlar galiba. Kupse ve Barış Arduç'un ardından oyuncu İrem Sak ve NBA'de oynayan basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz kamera karşısına geçiyor. Korkmaz da smokin tercih ederken Sak, turkuaz rengi elbisesi, elbisesiyle aynı renkteki taş küpeleri ve saçlarıyla göz doldurdu. Aralarındaki boy farkı dikkatlerden kaçmayan ikili çifte mutluluklar dilerken haklarında çıkan evlilik haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Vallahi bu iki güzel insanın bu özelliğinde burada olduğunuz için gayet mutluyuz. Ben de aynı şekilde mutluluk paylaşmaya geldik. Böyle iki güzel değerli insanla beraber bugün burada olmak keyifli olacaktı değil mi? Vallahi bunu haberi yapan arkadaşı sormak lazım. Bizim öyle bir şeyimiz yoktu hani haberimiz yoktu. Biz de oradan bir haberimiz oldu. Çıkar tabii. Geceye katılan bir diğer çift Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi oldu. Altın rengi bir kıyafetle geceye katılan Şahin, düğünün şıkları arasındaki yerini aldı. Bugün kız tarafıyım, aynen. Evet. Neler hissediyorsunuz birazdan düğün başlayacak? Ne hissediyorum? Çok mutluyum. İşte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum çiftimize. Yarışmaya Türkiye'den katılıyorum. Eşini tutanın geldiği törene yalnız başına gelenler de vardı. Törene yalnız katılan oyuncu Nesrin Cavat Sade, iddialı kıyafetiyle gecenin en şıkları arasında yerini aldı. Çok şıksınız. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Nikah 10 dakika kaldı. Kaçırmak istemiyorum, 8'de nikah var. Kusura bakmayın, çıkışta konuşuruz ama. Olur. Çok sağ olun. Geceye yalnız olmayıp yalnız katılan bir ünlü isim daha vardı. Düğüne damadın nikah şahidi olarak katılan Tuncay Özilhan, eşi Emine ve oğlu İzzet Özilhan'la kapıda görüntülenirken... Bakıyoruz buraya. Buradayız, kaldık. Gelinleri Yasemin Özilhan yanlarında yoktu. Özilhanların ardından törene katılan Yasemin Özilhan, dantelli crop bluzu, altın rengi kemeri ve uzun eteğiyle düğünün en şık isimlerinden biri oldu. Evet, en başa doğru bana bakalım. Çok düğün işte neler söyleyeceksiniz ama ben söyleyeyim çok kısa. Hiç problem yok. Heyecanlı düğün inşallah. Artık geçelim düğüne. Kapıda görünmeyip içeride olan bir ünlü çift daha vardı. Son ayların en çok konuşulan çifti. Hande Erçel ve Hakan Sabancı da düğüne birlikte katıldı. Hakan Sabancı düğün için siyah takım elbise tercih ederken Hande Erçel derin yırtmaçlı mor elbisesiyle göz kamaştırdı. Hakan ve Hande'nin aile pozu olay oldu. Ünlü çiftin Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşiyle verdiği poz sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımı oldu. Kayınvalidesiyle pişti oldu. Düğüne katılan davetliler arasında Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da yer aldı. Gecede ikilinin yan yana gelip gelmediği merak konusu oldu. Düğünün akılda kalan bir diğer detay ise Eda Ece'nin Yasak Elma'da birlikte oynadığı Şevval Sam'ın sahne alması oldu. Evet, şimdi öncelikle bir ömür mutluluklar tabii diliyoruz. Çünkü yuva çok öyle kolay kurulmuyor. Hatta biz bir kaba taslak bir hesap yaptık. Bir 15 milyonu bulmuş. Öyle kolay kurulmuyor bir yuva. Kıymet bilmek lazım. Evet. Çünkü orada kişi başı 200 euro olsa... Kaç kişi katılmış? 250'den fazla orası. Bayağı kaç kişi konuk var? 250'den fazla mı kişi? Öyle görünüyor. Kalabalık şimdi, bir düğündü ve çok eğlenceli bir düğündü. Öncelikle gelinle damadın kıyafetleriyle başlayalım. Evet, şimdi tabii ki öncelikle dün sosyal medyada Eda Ece'nin düğün görüntüleri yayınlandığında magazin dünyasından çok fazla insan olduğunu gördüm. Ben bu arada magazin takibini ünlü, yaptım. Ünlü. Evet, magazin evet. Ünlüleri olarak. Eda aslında şöyle söyleyeyim. Hani tabii ki bu son yaşanan olayları bir yere koyacağım. Özünde sempatik bir kız.
Ve biliyorsun ki 6 sezon mu 7 sezon mu Yasak Elma'da oynayarak aslında karakterinin, kendi karakterinin de bazı özel, yani oyundaki karakterinin de kendi hayatında bazı özelliklerini taşıdığını da gördük biz o diziyle beraber. Evet. Kendini oynuyormuş. Kendini oynuyormuş aslında, onu öğrendik. Evet. Şimdi bir kere her şeyden önce gelinliği Lübnanlı modacı Zühayir Murat. Gerçekten hani bunu kestirmek çok zor ama en az herhalde bir 50 bin 60 bin eurosu vardır diye düşünüyorum. Yani en az. Zaten en son biliyorsun Jennifer... falan bir gelin. Bir en az bir buçuğu var. Evet. Şimdi tabii ki bu dünyanın en lüks ve en olay gelinliğini giyebilirsiniz. En büyük düğününde yapabilirsiniz. Her şey mutlu olmak üzere hayal kuruyorsunuz, hayal yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz. İnşallah çok güzel bir şekilde bunları yaşarlar, hayatlarına hayatlarında gerçekleştirirler. Yoksa bu yapılan düğünlerin, bu giyilen işte 50 bin euroluk gelinliklerin hiçbir kıymeti kalmıyor. Kalmıyor ve çöpe gidiyor. En kötüsünden en iyisine. Düğünün nasıl yaptığın önemi yok. Düğünler hep güzel günlerdir yani toplum için. Bak o eve giriyorsun ya, işte o düğün insanlara yaptığın gösteriş. Tabii. Senin gerçek hayatın düğün bittikten sonra... Kapılar kapandıktan sonra. Gerçekten evlenmeyenler için söyleyeyim. O kapı kapanıyor ya. İşte orada bir sihir var. Bir anda değişiveriyor hepsi. Herkes. Allah Allah. Ben de dahil. Bana bir geliyorlar. Hemen. Evet, bir değişiyor, bir şey oluyor. İnşallah onu yaşamasınlar. Gelinlikleri konuşalım. Beğendin mi peki? Çok beğendim. Çok gelinlik zarif. Çok güzel. Çok sade ve çok zarifti. Aslında ben bu düğünde sadeliğin ihtişamını gördüm. Asilliğini gördün. Evet, asilliğini gördüm ve çok güzel bir gelin olmuştu. Düğün ve peri masalı gibiydi. Evet. Güzel. Allah mutlu etsin. Eğlendik, gelelim dedikodulara. İnşallah öncelikle, çok mutlu olurlar. Gelenler arasında Ayşegül Aldınç, çok uzun süredir görmediğimiz kıymetli sanatçımız. Ne kadar güzel Ayşegül, hala ama bakar hala çok güzel. Bulunuyordu. Ayşegül Aldınç ile Eda Ece'nin tanışıklığı Pis Yedili dizisine denk gelir ki Pis Yedili de Eda Ece'nin ilk dizisidir. Orada Müdüre Hanım'ı oynuyordu. Unutmamış bak Ayşegül Aldınç. Ve enteresan. Ayşegül Aldınç'le de demek ki daha hep diyaloglara irtibatta devam etmiş. Ayşegül Aldınç de hiçbir yere çıkmaz. Onun için çıkmış. Bu çok keyifli bir görüntü. Evet, evet. Buradan güzel sonuçlar çıkartabiliriz. Evet, evet. Demek ki vefanın olduğu dostluklar evet, var. Bu Berkok'tayı geçelim. Gupse. Ve yani Barış, Gupse. Yani ben şu ikisini nasıl içime sinesine izliyorum biliyor musun? Ben çünkü bir Gupse, aman Gupse Özay. Ne kadar arsız bir sinek ya, burnuma girecek. Bu sinek gelince bunu beni alın. Sinekle çünkü kötü şeyler konuşacağım. Gupse'yi büyük hayranım ben. Öyle mi? Hem kişiliğine hem izlemesine çok hayran olduğum bir kadın. mesela herkes Barış onunla evlendiğinde, aa ne yakışıklı çocuk, bu Gupse öyle güzeldi falan. Hayır, Gupse'yi bir tanısalar. Ya, Barış'a bal yani, kaymak. Bal kaymak bir kadın. Orada bir cümle çok hoşuma gitti. O yüzden hemen söyleyeceğim. Çocuk dedi kime benziyor? Annesine de benziyorlar, babasına da. Barış dedi ki vallahi ben karıma çok aşığım, ona da benzeyebilir dedi. Ya maşallah. Çok güzel. Maşallah. Şöyle dillerimizi ısıralım, nazarlardan koruyalım, korunalım. Size üç kulfu bir elham, felak, nas. Hepsi bitsin. Ayet-er kürsü. Ne varsa işra. Ferahlık gelsin şöyle. Çok sevdiğim bir çiftsiniz ya. Evet. O Barış'a da bravo. Evet. Tam bir aile yalnız babası Barış oldu. Barış beni çok şaşırttı. Evet, musun? Çok ters köşe biliyor çok musun? Çok ters köşe bir bravo şey oldu vallahi ya. Yani demek ki insanlara bakıp da ön yargılı olmamak gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Çok da iyi Barış, bir aile babası oldu. Hem de vefalı. Barış'ın aslında elinden tutan, ilk onu ünlü yapan Gupse'dir tabii. Deliha dizisi piyasaya filminde sokan. Tabii. Yani biz onunla tanıdık, sonrasında bir dizi oldu ama siz çok
muazzam bir çiftsin. Sizin Allah nazardan saklasın. Amin. İrem Sak ve Furkan Korkmaz. O da bir basketbolcu. Ne kadar bir basketbolcu furyası oldu eşlerde, farkında mısın? Sanatçı, evet, eşlerinde. Oyuncularda bilhassa. Cedi Osman, yani, Ebru Şahin. İrem Sak, Furkan. Eda Ece ve Buğran. Evet. Yani gerçekten de basketbolcuya rağbet var. Eskiden futbolcular Evet öyleydi. Şimdi basketbolcular var. Bunlar da çok yakında evlilik haberi gelir diye düşünüyorum. Çocuk biraz buraya çok uzak. Camiaya çok uzak bir çocuk. Evet. Şimdi, bir şaşırmış zaten. Evet. Şimdi asıl bize çok garip gelen Yasemin Özilhan'ın davete katıldı. Şu bir kere şuraya bir durduralım. Döndü. Bah. Bravo bu arada yönetmeniz. Teşekkür ederiz. Yasemin ne yaptın? Ne yaptın Yasemin? Ah. Bunalımda mısın? Kendinle oynamaktan, o makyajdan gözler kapanmış. Dolgudan kapanmış. Dolgudan. Bir de kötü ve yanlış bir makyaj. Güzelim kutu bebeği olmuş sana. Bilmiyorum. Kont Drakula. Şimdi ben Yasemin Özilhan'ı gerçekten çok beğendiğim, çok zarif bulduğum, çok asil bulduğum kadınlardan bir tanesi. Ama ben Yasemin'i son zamanlarda böyle bir izliyorum, takip ediyorum da çok mutlu görmüyorum Bircan ya. Evet, yani devamında çünkü, nedenini açıklarız belki. Ha, bilmiyorum. Çünkü çok mutlu olmayan kadınlar kendiyle uğraşıyor. Evet, evet. Ya saçıyla uğraşır, ya gider kendini çirkin hissediyordur, gidiyordur, bir şeyler yap, bir şeyler daha yap diyordur. Yani o yüzden ben gerçekten şu resmi gördüğümde Yasemin gibi değil, Yasemin ya. Değil dedim, bu kim dedim. Yine o plastik burada birikmiş dolgu dolgular, yığını. Yanlış dolgular. Bir dolgu yığını var orada. Yığını var. Bilmiyorum, belki yeni mi yaptırdı, şiş mi? Gözler küçülmüş, o canım iri gözler nerede? Ama yine de çok güzel buldum, çok zarif buldum kendisini. Lakin şoktayım, belli ki dudağına ve yanaklarına bir işlemler yapılmış. Yanaklara çok fena yapılmış. Gözler de belli mi acaba? Bir çekilme belli bir şey var. Bir şey var. Ama her ne yaptıysa yakışmamış. Yasemin sürekli estetik kliniklerinde. Sürekli. Öyle mi? Sürekli diyorum sana. Yani bir hastanenin bir kliniğine dadanmış durumda. Buralara da çok yakın. Sürekli orada her türlü işlem yapılıyor. Sabah kalkıyor işlem yap, akşam yatıyor işlem. Bu kadar işleme gerek var mı? Onun bir sıkıntısı var. Tamam, canı var bir sıkılıyor. Yasemin'in canı sıkılıyor. Sıkıntıyı çözelim. Ailesi, eşi, kayınvalidesi ve kayınpedere de aynı düğündeler. Ama ayrı ayrı geliyorlar Yasemin'den. Nasıl ayrı ayrı? Evet. Bir verelim. Eşiyle ayrı ayrı mı gelmiş? Evet, evet, evet. Çok Allah korkunç Allah. Bir gerçek çok ilginç. Bu. Yakında ayrılık mı gelir? Ne? Ayrı katılınmaz ama böyle davetlere. Cemiyet hayatında çok iyi bilirler onlar ki bunlar bu dedikoduların baş göstermesi için çok gerekli sebepler yani. Allah Allah. Verecek miyiz aileyi? Peki kayınvalidesi kayınpederiyle de mi yani tek başına mı geldi? Tek başına geldi. Tek başına. Tek başına geldi. Aa, bu çok manidar. Yönetmenim hazır mı? İlginç. Evet, hazırlıyor yönetmenim şimdi. Hı hı. İlginç. Çok ilginç. Yani ailenin üçünün bir arada gelip Yasemin'in tek başına gelmesi ilginç. Eda Ece'yi de kıramayacakları bir durum gerçekleşmiş tabii söz konusu. Göğüslerini de yaptırmış bu arada. Öyle mi? Hmm. Onu da fark ettim. Büyütmüş mü? Büyütmüş canım. Büyütmüş. Artık ama bu konu... Ay, bu kim ya? Ya ben... Allah aşkına kim olmuşsun? Tanımıyoruz. Ay evet ya, lütfen hanımlar ya, şuralarınızı şişirtmeyin ya. Bir vallahi de çok demode oldu o görüntü. Artık bitti yani, bunun modası vallahi da kalmadı. Vallahi çok demode bir görüntü. Evet. Yakışmıyor. Ay. Daha yaşı kaç ki sonra vallahi bir de yani. Vallahi şey söyleyeyim mi? Sanki yaşı 60'mış da. Daha 40 görünüyor gibi. 45 görüneyim gibi. Gibi ya. Buyur olmuş. Aile geldi düğüne. Resim de mi vermediler bir arada? Hayır, vermediler. Ve ben ışığa baktığım zaman bayağı farklı saatlerde geliyorlar gibi hissediyorum. Allah Allah. Evet. Niye resim karesinde yok bu mu? Bu daha gün daha erken gelmiş gibi sanki Yasemin. Bilemedim. Belki Eda Ece onun arkadaşıysa. Zaten Eda'dan vazgeçemedikleri için bunca sıkıntıya rağmen gelmişler. Sıkıntı var. Sıkıntı var ve gelmişler. Ha, sıkıntı var diyorsun. Var bir şey o zaman bildiğin. Cemiyet hayatından ne bileyim. Konuşuluyor mu? Bak, kocası karşılıyor ama şey vermiyorlar. O kocası değil mi karşılayan? Bilmiyorum. Dur bir bakayım. Hayır, değil. Değil. Ay, benziyor adam, koruma yol.
Değil. Yok, kocası hiç evde yok. Vallahi yok yani. Yok, değil. Bir sıkıntı var. Şimdi gelelim asıl kıyametin kopacağı yere. Hande Erçel Hakan Sabancı'yla, Gamze Erçel de eşiyle katıldı. Bir kare var ki dosta düşmana biz buradayız dedirtti. O dördünün olduğu kare aslında her şeyi gösteren, sinyalleri veren bir kareydi. Evet. Aileler birbirlerini çok sevmişler. Sevmişler. Takipler de gelmiş. Öyle mi? Bence yüksek ihtimalle de o gün tanıştı Gamze ile Hakan. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Hmm. Orada sıcak bir konuşma oldu ve hemen bir kaynaşma. Şimdi ben bu düğünü sosyal medya üzerinden işte hani şeyler oluyor ya, birbirlerini hani çekiyorlar ve atıyorlar ya hikayelere. Orada takip ettim. Orada bir şey yakaladım. Nasıl bir şey? Hakan'la Hande gerçekten ilk kez birbirlerine bu kadar sevgilerini ve duygularını ve samimi bir şekilde... O arkadan çektikleri dans görüntüsünü diyorsun. Yok, başka görüntüler de vardı. Ha, şunu diyorsan bence çok Hande'nin prodüksiyonu bu. Yok yok, bu değil. Ha. Masada otururken falan vardı, gördüm ben yani insanlar. Yani başka bir şey çekerken onlar da oraya yakalanmışlar. Ama bütün bir gece el ele, göz göze ve ben o samimiyet bana geçti, biliyor musun? O samimiyet geçti. Yani Hande'nin arkasından mı bakıyor? Evet. Ya işte normal konukların çektikleri videolardı bunlar. Zaten basın vetosu da vardı Eda Ece'nin son deprem gafından sonra. Şu çok prodüksiyon da. O değil. Şu bakışı hiç geçmedi yani. Bu değildi benim gördüğüm. Daha farklı videolardı. Farklı bir görüntüydü. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben çok yakıştırıyorum gitgide, biliyor musun, onları birbirlerine. Yakıştırıyorsun. Bir de ben hep şeyi çok merak ederdim. Şimdi biz hep görüyoruz ya onları bir havaalanı. Bunlar havalimanı fonu var. Ve orada hep böyle bir resmi açıklama. Diyordum ki acaba bunlar kameralar olmadan nasıl bir çift? Hani böyle biraz snob görünüyorlar şey. Gerçekten o samimiyeti gördüm. Yani gerçekten bana geçti bak Bircan. İyi bu arada dün şey bir bakayım dedim düğünlere müğünlere, bu şeyin Gamze beni engellemiş, biliyor musun? Aa. Hande'nin ablası Gamze. Neden? Neden? Çünkü ablası sayesinde, Hande sayesinde influencer olarak para kazandı dedim diye herhalde. Öyle ya, kızın etini sütünü yediniz bitirdiniz. Kız oyuncu, biz daha çok seni gördük. İnfluencer oğlum, dünya kadar para alıyormuşsun bir story'e dedim diye mi? Acaba gerçekler mi? Sen yetmedi, kocan da hayatım. O da mı engellemiş? Hayır, kocasına bakmadım. Ha. Kocası da influencer. Kocası da influencer oldu. Olmuş. Ha. Bak Hande bütün bir aileyi influencer etti. Ha, bir köpekleri kaldı. Ha. Ona da bir köpek sayfası açtılar zaten. Oradan da ilerlerlerse etinden, köpek sütünden. De oradan köpek maması falan tanıtırsınız. Bütün aile, köpekleri de dahil influencer oldunuz. Neye şeye kızdın ki sen? Ama bu influencer... Neyi engelledin ki sen? Düğüne bakacaktım. Daha da ömrümde boyunca sana bakmam. Ne bakacağım? Düğünde bir bakayım dedim. Neyse, fake hesabımdan baktım. Onu bilmediği için engelleyememiş. Sen de ben hala daha fake var açamadım. Var benim fake hesabım. Var mı? Benim normal fake hesabım işini çok... yapmak için. Şimdi bak, bunu da söylersem Gamze onu da engeller. Fake hesabım benim çok komik adı. Öyle mi? Devamında da bir şeyler var, söylemeyeyim. Benim söyleme fake hesabım... söylersen patlarsın. Fake hesap nokta bir şey. Aa, fake olduğunda şey yapıyorsun. Tabii yani. Açık açık söylüyorum. Aa, o benim sen bak. Sen var ya, annemsin Bircan ya. Peki. Ha, asıl ağır bomba geliyor. Düğünde bir sürpriz vardı. Herkese bir şok. Ne? Arzu Sabancı düğündeydi. Ya evet. Onlar hiç yan yana gelmiyor. Aldığım duyumlara göre hiç yan yana gelmemişler. Ben de görmedim videolarda. Hiç gelmemişler. Allah Allah. Bir Gamze ile ablası Gamze ile bir yan yana aynı koridorda yürürlerken var ama Arzu Hanım dönüp bakmıyor bile. Yani. Allah Allah. Yani tenezzül etmiyor. Bir yani. Şey söyleyeceğim. Hani onlar bir aile yemeği yemişlerdi şeyde, yalıda. Hangi kim? Hande. O yalı çarkının finaliydi. Hayır hayatım, ben öyle duydum. Bilmiyorum ama aile yemeğinin gibi. Demek ki o değil. Yemek yenmemiş, o fake'miş. O yalanmış. Bak, refleks olarak bunlar sosyal medyayla yatıp sosyal medyayla kalkan insanlar ya. Arzu Sabancı, Gamze'yi, Hande'yi takip ediyor mu etmiyor mu? Bir bakmak lazım. Bir bakalım içeriden, bize de söyleyin. Aha, evet. Çünkü biriyle mesainin olduğunu, biriyle bir şeyler paylaştığını gösteren bir platform.
Hayır, sosyal şimdi, medya ya bunlar için. Şimdi bak, bir de aynı düğünde olup da yani yan yana gelmemek veya bir merhaba dememek, bu da enteresan ve ilginç. Bu Hakan'ı zor durumda bırakan bir şey. Görüntü yakalanırsa DM'lerimize de atabilirsiniz. Biz onların yan yana en azından bir Hande'nin bir merhaba demesi. Demesi çok önemli. Bir tane görsel yok ki onu ama kaçırmazlardı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar yakın temasa geçmesi de önemli bir konu. Bak, Hande yengeç gibi yavaş 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 yandan yandan aileye giriyor. Ben onu söyleyeyim. Böyle yan yandan yandan, evet. İkisi de birbirlerini takip etmiyorlarmış. Etmiyorlar. Öğrenmiş olduk. Demek ki Arzu'nun başka şimdi bir yerde o. O başka bir kafada. Başka bir kafada. Ama Arzu'nun da sosyal medyasını aktif kullanır. Evet. Eğer Gamze ile ya da Hande ile böyle güzel bir teşrik mesaisi olsaydı orada, hoşlansaydı ya da sohbetlerinden, edebilirdi, ederdi. Bence daha Arzu Hanım Hande'yi tam kafasında oturtamamış olabilir. Oturtamadı. Bence de öyle. Yani daha vakit vermiş bir bence. Bir hamama gidilecek bir bak. O eskiden. Gelin hamamı vardı yine eskidendi. Ve düğünde sahne alan Şevval Sam çok eğlenceli bir sahne yaptı. Evet, zaten sahnesi durmadı, çok eğlenceli. Durmadı yerinde. Çok güzel. Yasak Elma'da çok uzun yıllar birbirlerine partner oldular. Onlar couple oldular hatta. Yani sahnesinin bu kadar eğlenceli olabileceğini düşünmezdim. Çok keyifli olmuş. Çok güzel bir düğün oldu sayesinde. Sanatçı düğünün lokomotifidir. Evet. Tabii ki de. Tabii. Çok önemli. Sanatçı belirler düğün eğlenceli mi değil mi? Evet. Düğün eğlencesizse var ya, ne yediğinden, bir şey alırsın, ne havasından ne suyundan. Düğünün lokomotifi çok başarılıydı. Şevval Sam. Ay, Mehmet Ali Erbil. Ne diyor? Ne mesaj demiş? Attı. Yeter bu düğün artık. Geçin bu konuyu diyor. Bıktık bu düğünden diyor. Tamam. Sevgiler Mehmet Ali'ye de. Şevval'e de sevgiler. Mehmet Ali sıkılmış. Sıkılmış. Onu hiç kırmayalım. O zaman geçelim. Haydi bakalım. Başka düğüne geçeriz ki. Ay, yine mi düğün? Ama önce reklam. Sen istedin. Reklama gidiyoruz Mehmet Ali Erbil. Parmaktan sonra başka düğünler.